Ki demesi bir var. oraya bir uygunluk söz konusu. Aa. Biz ilk mektebin aile olduğunu, ilk öğretmenimizin de annemiz olduğunu biliyoruz. Aynen öyle. Buradan da geleceğin annelerini yetiştirmek istiyoruz. Bu anlamda İnşallah. genç kızlara yatırım yapıyoruz. Elhamdülillah verimini ve meyvesini de alıyoruz. Elhamdülillah. Bu Evet. işlerle de gönüllü iştigal ediyoruz. Emun, ne kadar güzel. Buradan hareketle sorularımı sormak istiyorum değerli hocama. Kur'an'ın günümüzde bu kadar çok okunduğu, ezberlendiği, anlatıldığı muhatapları olan biz Müslümanlar çok iştigal ediyoruz onunla. Anlamaya çalışıyoruz, okuyoruz, ezberliyoruz. Ama neden Kur'an'la bu kadar muhatap olurken hayatımızda Kur'an hiç yok? Kararlarımızda isabetsiziz, hakikatsiziz, istikametsiziz. Kur'an ilk muhataplarında yaptığı inkılabı değiştirici ve dönüştürücü gücü var Kur'an'ın, bunu görüyoruz muhataplarına. Onların hayatlarına, bedenlerine Kur'an girdiğinde davranış olarak çıkıyordu. Biz de neden bu inkılabı yapmıyor şu anda? Bir gayrimüslim Kur'an'la tanıştığında hemen farz olan şeyleri yapıyor. İşte hacca hemen gidiyor. Hemen yapması gerekenleri hemen yapıyor. Biz Kur'an'la tanışıyoruz doğduğumuzda ama hacca kutsal işte görevlerimizi ifa etmeye 50-60 yaşımızda gidiyoruz. Birçok açıdan böyle. Biz Müslümanlar Kur'an'la çok muhatabız ama hayatımızda yok. Hayatımızdaki sorunların çözümüne, yani sorunlarımıza Kur'an'dan çözümler üretemiyoruz. Bunun sebebi nedir? İkincisi, hocam Kur'an'ın mübin olduğunu, açıklayan ve açıklayıcı olduğunu söyledi. Kur'an'ın bir sıfatı mübin. Bu kadar mübin olan sıfatı mübin olan bir Kur'an bugün neden anlaşılmama sorunu ile karşı karşıya? Bunun sebepleri arasında mealler olabilir mi? Bir açıdan, kendi açımdan böyle bir sorun yaşadım. Bunun sosyolojik, tarihsel, zihinsel arka planında ne var bu anlaşılmama sorununun? Bir diğer sorum da bu hayat kitabı olan Kur'an'ımız nasıl hatim kitabına dönüştü? Kur'an'ın faziletleriyle ilgili hadisler ne zaman hangi ihtiyaçtan dolayı üretildi? Bunların cevaplarını merak ediyorum ve hocamızdan öğrenmek istiyorum. Arkadaşlarıma da vakit kalması açısından tekrar teşekkür ediyorum. Eyvahlar olsun. Buyurunuz efendim. Eyvallah. Bir kez birincisi bir sorudan daha çok bir sorun, problem yani mesele. Neden biz Kur'an'ı yaşama konusunda böyle dökülüyoruz? Sahabe işte vahiy giriyordu, hayat çıkıyordu. Yani tabir caizse bir tarafından vahiy olarak giren öbür tarafından ahlak olarak çıkıyordu. Böyle bir makine düşünün. Ama bugün günümüzde bunu yapmakta niye başarısız oluyoruz? Aslında ben zamanlara, çağlara kendi içerisinden uğur ya da uğursuzluk yüklenmesini doğru bulmuyorum. Yani bu manada ahir zaman yaklaşımını da doğru bulmuyorum. Peygamberimiz de ahir zamanda geldi. Yani biz peygamberimizle aynı zamanı paylaşıyoruz, unutmayalım. Yine bu manada Rabbimizin insanlığa olan lütfunu belli bir nesle açtığını ama belli bir nesle kapattığı gibi bir yanlış itikada da sahip değilim. Bu Allah'a haksızlık olur. Böyle düşünenler mi var? Böyle düşünenler piyasada varlar. Öyle mi? Eyvallah. Piyasada varlar. Yani Rabbimiz şunu söyleyeyim ki kat sayıyı ona göre ayarlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çarpan var ya, Allah'ın çarpanları da var. Yani o çağda gelenin amelinin çarpanıyla bu çağda gelenin amelinin çarpanını öyle adil, öyle hakkaniyetli koyuyor ki o çağda gelseydim demiyorsunuz. Niye bu çağda geldim de demiyorsunuz? Onun için hangi çağda geliyor olursanız olsun Rabbinizin hakkaniyetli bir çarpanıyla çarpılıyor amelleriniz. Gelelim soruya. Nasıl gizli efendim şeker diye bir hastalık varsa, gizli tansiyon diye bir hastalık varsa, gizli sekülerlik diye de bir hastalık var. Gizli sekülerlik. Evet. Gizli sekülerlik. Beni görüyorlar mı? Gizli sekülerlik. Bu bir hastalıktır. Hatta bu hastalık açık sekülerlikten daha beter bir hastalıktır. Eyvallah. Daha zehirlidir. Oho. Çünkü gizli sekülerlik pirincin içindeki beyaz taştır. Eyvah eyvah. Açık sekülerlik pirincin içindeki siyah taştır. Onu ayıklar atarsın. Ayıklar atarsın. Ayıklamazsan görürsün. Öbürü dişini kırar. Öbürü dişini kırar, anca dişini kırınca anlarsın.
Onun için bugünün insanı gizli sekülerlik illetine müptelâdır. Çok güzel bir şey. Onun içindir ki yırtılmıştır. Hayat bir tarafta durmaktadır, inanç bir tarafta durmaktadır. İnançla hayat arasına görünmez bir perde germiştir, duvar örmüştür. Yani sanki meracel bahreyni yeltegiyan, beynehuma berzahun la yebgiyan. İki deniz birbirine kavuşmuş ama arasında görünmeyen bir duvar var. Dolayısıyla inancı hayata, hayatı inanca karıştırmamayı bu hastalık sayesinde modern insan korkunç bir biçimde tırnak içinde becermektedir. Onun için de bu gizli sekülerlik illeti dolayısıyla inanıyor fakat inancını hayata karıştırmıyor. İnancına hayatı belirletmiyor. İnancını, hayatını inancının eline verip imanına inşa ettirmiyor. Ben böyle inanırım, şöyle yaşarım demeye getiriyor. Yani hem öyle olurum hem böyle olurum demeye geldim. Bu tevhide karşı bir... İşte tam oraya geldim, onu söyleyecektim. Dilimden aldınız, buyurun siz. Estağfurullah, ben katıyorum. Söyle. Bu muvahhid insan tipinin zıttıdır. Amenna ve saddakna. Allah bizden muvahhid insan tipi istiyor. Tevhidin gereği budur. Amen. Yani insan bölünemez. Hakikat bölünmez bir bütündür. Parçalanamaz. Parçalanan hakikat, hakikat olma niteliğini yitirir. Parçalanan hakikat, hakikat olma niteliğini yitirir. Maalesef bugün de hakikat parçalanınca hakikat olma niteliğini yitiriyor. İman olma niteliğini yitiriyor. En azından zayıflıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dışarıdan görünüşü iman gibi görünüyor ama aktif ve aktüel olmadığı için bir imanın yapması gereken etkiyi ve faaliyeti göstermiyor. Buraya çok güzel bir yaşanmış bir şey ilave etmeme müsaade eder misin? Çok tatlı bir şey bu. Bir Amerikalı Müslüman kardeşim Türkiye'ye geldiğinde, ilk geldiğinde Türkiye'ye ilk defa heyecan içinde böyle bir... Üçüncü gün bana şu suali sordu. Dedi efendi, bu memlekette Müslümanlara ehliyet vermiyorlar mı? Dedim yok ya, o kadar da değil. Yani üniversiteye falan sokmuyorlar kızları kızları falan ama. Ne demek, öyle şey olur mu canım? Herkes ehliyet alıyor burada. Nereden böyle bir şey icabı? Hiç dedi Müslüman gibi araba kullanan adam görmedim de bugüne kadar dedi. Bu kadar basit yani, hayatımıza yansıması babında. Evet, ve bana muhteşem bir dersti çok bu yani. Doğru. Muhteşem bir dersti. Harika. Değil mi? Eyvallah, harika. Yani trafik hayatın bir parçasıysa Müslümanca trafikte olmak diye de bir şey var. Elbette ki var. Ya hepsine. Hayatın her alanı. Kıs aleyh. Aynen. Yani kıyas et. Gerisine kıyas. İşte bu kadar. Onun için birincisi bu. Yani daha çok söylenecek söz var Zeynep Hanım ama efendim... vakit kısıtlı olduğu için arifsiniz, anlarsınız. Yani ben böyle bir uç vermiş olayım. İkincisi neydi? Sualinizi bir daha alabilir miyim? Zaten ikinciyi açıkladınız. Üçüncüsü hayat kitabı olan Kur'an'ımız. Eyvah. Neden hatim kitabına dönüştürüldü? Eyvallah. Faziletleriyle ilgili hadisler nedir? Anlıyorum. Efendim faziletlerle ilgili hadisler ilginçtir. İbni Hacer'in bir tasnifi vardır. Uydurma hadisler en çok hangi alanda yapılmıştır diye. Uydurma hadislerin en çok vaz edildiği alanlardan ilk üçe giren bir alan da surelerin faziletleriyle ilgilidir. Hatta surelerin faziletleriyle ilgili çok hadis uyduran bir adama diyorlar ki, niye uydurdun? Millet Kur'an okumuyordu, Kur'an okusun diye Allah rızası için uydurdum diyor. Efendim, yani... Dolayısıyla fedailül Kur'an, fedailü süver bahsi ulumül Kur'an'da en zayıf halkayı oluşturur. Onu söyleyip geçeyim asıl şeye. Nasıl Kur'an efendim hayat kitabı olmaktan çıktı, hatim kitabı oldu. Hayat kitabı olmak bir efendim vahyi, hayat kitabı etmek zor, hatim kitabı etmek kolay. Hatim kitabı etme için ne yaparsınız? Onu baştan sona tilavet edersiniz.